Peki. Zeki Bey, acaba seçmen Suriyeli tartışmasına nasıl bakıyor noktasından e, Suriyelileri göndereceğim demenin bir oy kazancı olur mu acaba? Bir oy getirisi de olur mu? Şimdi şöyle aslında bazı vilayetlerde temel sorun şu. Ben şöyle bir özetleyerek gelmek istiyorum. Göç aslında insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Yani kavimler bulundukları yerden göçmüşlerdir. Bu göçme sebeplerinin altında bazen savaşlar, bazen ekonomik koşullar, bazen daha iyi yaşayabilme arzusu yatmıştır. Şimdi ısrarla bunu böyle sürekli Suriyeli, Iraklı deyip hani tanımlamak da bir şekilde milliyetçi bir söylemdir. Öncelikle herkesi bir insan olarak görmek lazım ve geldiği koşullarına bakmak lazım. Bunları göz önünde bulundurarak Olaya daha insancıl çözümler nasıl olmalıdır? Bu kanala yönelik olarak boyutu aktarmak lazım. Şimdi Suriye'deki Türkiye'ye gelip bundan sonra katılımcı olarak ya da Türkiye'de yerleşik olarak artık vatandaşlığını almış, seçme seçilme hakkını kazanmış kişilerin üzerinden şimdi nasıl bir seçmen davranışı göstereceğine dair doğrusu ben bu işleri de bilimsel araştıran bir insan olarak bir doğru bir cevap verileceği düşüncesinde değilim. Yani geçici olarak ülkeye gelmiş kişilerin vatandaşlık yani oy kullanma hakkını elde etmemiş anayasal olarak kişilerin nasıl bir davranış göstereceği konusunda e, sosyolojisini incelemek lazım. Yani Suriyelilerin bütün Yok dönemi, Suriyelilerin oy kullanıp kullanmaması meselesi Suriye değil. Suriye politikalarının seçime etkilerini Burada, soruyor. Buradaki seçmenin, yani. oy kullanacak olan seçmenin. Evet. E, şimdi şöyle e, bununla ilgili e, hani Cumhuriyet Halk Partisi ya da e, Millet İttifakı boyutuyla baktığımız zaman eee aslında dışlayıcı hani e, biraz önce konu Tanju Öz, Özcan'dan açıldı. E, bu bakış açısıyla Bakan e, kurumsal anlamda, kurumsal anlamda bir siyasal parti olduğunu düşünmüyorum. E, şimdi bunun e, temel sorun herkesin ortak olarak düşündüğü ve çözüm olarak önerdiği de e, şartlar oluştuğu zaman bu insanların gitme konusundaki söylemleri Hasan Bey de aynı şeyi söylüyor. Latif Bey de aynı şeyi söylüyor. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Yani ben bunun seçmen seçimleri etkileyecek bir boyutta bu politikanın oluştuğunu düşünmüyorum. Önce şöyle bir algı oluşturdular. Bakın yani, Suriyeliler Türkiye'den hiç gitmeyecek gibi bir algı oluşturuldu. Arkasından da bunları sadece biz gönderebiliriz. Politikası topluma enjekte edilmeye başlandı. Bu nedenle Semiha Hanım'ın dediği soru cevap bulabilir. Yani işte Suriyelileri gerçekten kimin gönderebileceğine inanan seçmen oraya şey yapabilir. Yani e, Suriyelileri istemeyen Türkiye'de ya da büyük bir sorun olarak gören e, kitlenin bir kısmı bu sorunu gerçekten çözecek partiye e, yani meyledebilir. Evet, ben de sorarken bir seçim stratejisi ee, üzerinden acaba seçmenin buna olur mi? diye yani, sordum. Ben kesinlikle, pardon. Pardon. E, şunu tamamlamak istiyorum. E, yani şimdi bugüne kadar hükümetin e, bu göçmenler demeyeceğiz, sığınmacılar üzerinde e, yaptığı uyguladığı politikaların arkadaşlarımızın da ortak düşüncesi e, dönem dönem e, hükümet olarak yanlışlıklara düştüklerini ortaya koyuyoruz. Hem fikiriz bu noktada. Şimdi bu politikaları da yani görmezlikten gelip aslında işte birilerinin de artık Suriye sorunu çöz Suriye demeyelim göçmen sorunu ya da bu sığınmacılar sorunu tamamlandıktan sonra memleketlerine gönderilmesi konusunda tabanın yani ülke tabanının hem fikir olduğunu düşünüyorum ama bu hükümetin de yanlış uygulamalarının üstü kapatılmamalıdır. Yani bunun da bir sorumluluğu hükümet almalıdır. Bu yanlış politikalar konusunda. Şey mi? Şu anki e, seçimi, de, seçimi mi? de bence yani bu o, sığınmacı sorununun başarısızlıkla sonuçlanması münasebetiyle de e, hükümetin e, bence e, büyük e, yani seçimlere yönelik. Büyük bir zafiyet oldu Ben ona başlıyor. katılmıyorum. Yani başarısızlıkla sonuçlanması yani böyle bu çok, çok, çok iddialı. Yani şey bunu siz de ifade ettiniz. 15-16, 2015-16'lara kadar doğru politika uygulanmadığını siz 4 milyon, 4 milyon, 5 milyon hükümet sığınmacının... Hükümet aleyhine olabileceğini seçimlerde düşünüyorum. Peki, bir, bir, bir konuyu bir şey yavaş yavaş bir de değiştirmek istiyorum. Bir saniye istiyorum. şunu söyleyeyim de o zaman yarım kalmasın sözüm, askıda kalmasın. 4 milyon, 5 milyon sığınmacının geldiği bir ülkede hiçbir hükümet her şeyi dört dörtlük yapamaz. Kalmış ki son 10 yılını büyük çalkantılarla geçiren, darbe tehditleriyle geçiren, 15 Temmuz gibi bir badireden çıkan ve hala da o FETÖ denen baş belasının kalıntılarıyla uğraşan bir ülkede 4-5 milyon Suriyeli ile ilgili hiçbir iktidar, hiçbir yönetici hatasız bir süreç götüremez. Kalmış ki şu anda... Ben ortada büyük hatalar görmüyorum Suriyeli sığınmacılarla ilgili. Sadece onların dönüşüyle ilgili projelerin zamanında hazırlanıp hazırlıklı olup, şimdiden bir çaba içerisine girilmesi lazım. O da Suriye'deki iç kargaşanın bitmesine bağlı. Ee, Rusya ve Amerika istemediği sürece de Suriye'de o iç kargaşa bitecek gibi görünmüyor. Ee, i̇nşallah biter. Yine Türkiye'nin elini uzatması gerekecek. O kargaşanın bitmesi için de. Bu biraz da e, bir ülkenin e, sosyolojik yapısıyla da alakalı olabilir. Yani bu benim yorumum. Bir e, Karadenizli'nin olaya bakışıyla, Karadeniz bölgesindeki bir vatandaşın bakışıyla Güneydoğu'da biraz önce Hasan Bey'in de dediği hani Halep e, Gaziantep yakınlaşması gibi. Yani orada daha yakın birbirini tanıyan topluluklarla daha uzak olan toplulukların bakış açısında da bir farklılık olabilir. Asam da gayet doğal karşı. E, bir kere muazzam bir seçim malzemesidir göçmenler meselesi. E, yani yerel seçimde de kullanıldı çünkü yerel seçimde de kullanıldı ve yerel seçimlerde e, Ak Parti'nin e, kendini bu konuda doğru ifade etmemesi bazı bölgelerde, şehirlerde seçimi kaybetmesine neden oldu. İstanbul mesela gibi, gibi? İstanbul'u İstanbul. gö göçmen meselesiyle yani mı İstanbul'u kaybettiğim bırakın, diye bırakın bırak Anlamak için soruyorum. Yani İstanbul'u kaybetmesinin temelinde göçmen meselesi var. var. O, o bir, bir etkenlerden bir tanesi o. Etkenlerden bir tanesi o. İlk seçimi kastederek söylüyorum bunu. İkincisi hani yenilenen seçim başka bir şeyle gitti. Şimdi ikincisi ee, bu sorunu çözeceğini söyleyen siyasetçi e, ikna edici projeler geliştirirse kesinlikle seçimde öne çıkar. Bunu da söylemek istiyorum. O zaman bir göndereceğim süt. demesi. Bir dakika ama bu iş işte ikna edebilecek mi? İnandıracak mı? Hmm. Mesela e, e, Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki ben Avrupa Birliği ile anlaşacağım. Yolları, şeylerini Söz. yaptıracağım. Alt yapısını yaptıracağım. Suriyelilerle iki yıl içerisinde helalleşeceğim. Misafirlerimizi göndereceğim. Buna e, vatandaşımız, seçmenimiz ikna olacak mı? Öbür tarafta da mesela Sayın Erdoğan ne diyor? O da diyor ki biz güvenli bölgeleri oluşturduk. Bir, PKK devletinin önledik. İki, güvenli bölgeler sayesinde 500 bin Suriyeli evlerine geri gönderdik. Mesela bu bir veri. İki, orada insanlar açsız kalmasın diye biriket evler yaptık. En son 50 bindi benim rakamım, benim bizim ekip de tespit ettiğimiz. 50 bin tane biriket ev yaptık ki insanlar hani soğukta yağmurun altında kalmasınlar diye. Mesela Avrupa Birliği bir tane biriket bile yapmadı. Bir tane, bir tane bile. Ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Cenevre'de BM toplantısında ya gelin kardeşim yapalım dedi. Alman şansölye tamam bakarız diye yapmadı. Şimdi güvenli bölge ile birlikte Suriye'nin stabilizasyonu için çalışan seçmeni ikna edebilir. Kim çalışıyor? Yani Rusya'yla, İran'la, ve e, dolaylı yoldan e, Suriye rejimiyle e, görüşüp Suriyenin çatışmasızlık zeminini oluşturduğunu vatandaşa anlatan e, siyasetçi seçimlere geçer. Peki yerel seçimlerde AK Parti oy kaybettirdi mi bu mesele? Tabii ki kaybettirdi. Hem de nasıl kaybettirdi? Bakın o dönemde e, şunu çok net hatırlıyorum çünkü ben kendim yaptım bir takım. E, ihbarları ben kendim bizzat kendim yaptım ihbarları ee, hiç olmayacak şekilde normal şartlarda olmayacak şekilde e, Suriyeli ve Iraklı çocukları sokaklarda dilendirdiler o günlerde. O seçim atmosferi sırasında yaptılar. Ve insanlar o kadar rahatsız oldu ki seçimler bitti çocuklar kayboldu. Ve ben kendim emniyete şikayet ettim. Emniyete ben ihbar, kendim ihbar ettim. Her şey ortada açıktan yaptım bunlardan. Bunlar nereden geldi? Bunların arkasında kim var diye. Ben yaptım bunu.